Yeni bir canlı yayında yeniden birlikteyiz. Bugün emeklilerle ilgili, emeklilerin sorunlarıyla ilgili konuşacağız. Aslında sistemimizle ilgili konuşacağız. Fakat bugünkü konumuz emekliler. Emekliler istedikleri gibi yaşayabiliyorlar mı? Hak ettikleri geliri kazanabiliyorlar mı? Bütün bunları İsmail Tutoğlu ile birlikte görüşeceğiz. Kendisi bu konularda zaten bütün basın bültenlerini hazırlayan çok kıymetli bir kişi. Fakat tüm açıklamaları yapmadan önce ben kendisine bu inanır mısınız üçüncü girişim. Sizlere de tabii devamlı giriyorsunuz. Zahmet verdik ama İsmail Bey ile İsmail Bey'i bir türlü göremiyorum. Yani görüyorum da katıl olayını halledemedik. Evet. Biraz sonra. Şükür. Nihayet başardık. İnşallah her şeyi başaracağız. Benim için en zor şey teknoloji ya. Ah gençler. Gençler hiç değilse bu konuda çok iyiler. Hiç değilse değil birçok konuda çok iyiler. Evet, şimdi İsmail Bey'i bekliyoruz, evet. İsmail Bey. Merhabalar. Merhaba, evet, nihayet başardık. Hoş geldiniz efendim. Ben sizin ünvanlarınızı şöyle yazmıştım, bir okuyacağım ama ondan sonra kısaca kendinizi bir tanıtır mısınız diyeceğim. Sesim geliyor değil mi bu arada? Sizin sesinizi ben tam duyamıyorum. Geliyor şu anda sizin sesiniz. Sizin sesiniz şu an daha iyi geldi. Demin gelmiyordu. Dinleyicilerimiz de duyamayabilir. Şimdi Eğitim İş Samsun Şube Başkanlığı yapmışsınız zamanında. Sonra Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun genel başkanlığını yapmışsınız. Şimdi de Tüm Emekliler Eş Güdüm Kurulu dönem sözcüsüymüşsünüz. Değil mi? Evet. Evet, bunun haricinde bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Emekliler hakikaten yani aslında hemen hemen Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu tabii ekonomik sıkıntı yaşıyor. Ama en çok zorlananlar da maalesef emekliler. Bütün bu konulara girmeden önce kendinizi kısaca tanıtırsanız çok sevinirim. Evet, Samsun doğumluyum. Emekli öğretmenim, tarih öğretmeni olarak emekli oldum. Çok güzel. Samsun'da ikamet ediyorum. Yalnız sesinizi biraz daha yaklaşırsanız sesiniz gelmiyor. Evet. Emekli öğretmenim, tarih öğretmeniyim. 30 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldum. Öğretmenliğe başladığım andan itibaren de sendikalı oldum. Örgütlü olmaya inanan bir kişi olarak önce sendikal mücadele içinde yer aldım. Eğitim İş'in kuruluşunda yer aldım. Eğitim İş'in Bafra temsilciliğini, Samsun Şube Başkanlığı'nı yaptıktan sonra Konfederasyon Başkanı olarak 2015 yılında emekli oldum ve o günden sonra da çeşitli demokratik örgütlerde ve siyasi partilerde aktif olarak görev yapmaya çalışıyorum. Son olarak da emeklilerin örgütlenmesi için çalışmaya başladık. Biliyorsunuz sendikaların kuruluşuyla ilgili ciddi sıkıntı var. Özellikle emekli sendikalarının kuruluşuyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Mahkeme kararıyla kapatılıyor sürekli olarak. Emekliler sendika kuramaz diyorlar. Yeniden sendika kuruluyor. Tekrar kapatılıyor. Şu anda var olan sendikaların tamamı kapatılmış durumda. Ama yerine yeni sendika kuruluyor. Bu da tabii emeklilerin örgütlenmesi önünde ciddi bir engel teşkil ediyor. Bunun üzerine derneklerde ve sendikalarda örgütlenmeyen emekli sayısı çok fazla. İnternet üzerinden örgütlenelim dedik. Ve bir grup oluşturarak, Facebook üzerinde bir grup oluşturarak Tüm Emekliler Dayanışma Ağı adı altında bir emekli grubu oluşturduk ve emekli sorunlarını konuşmaya, tartışmaya, gündem yaratmaya çalıştık. Bunun üzerine baktık. Çevremizde bizden başka çok sayıda emekli grubu var. Onlar da Facebook üzerinde gruplarını oluşturmuşlar ve bu oluşturulan gruplar üzerinden de
emekli sorunlarını ve çözüm önerilerini dillendiriyorlar. Dedik bu grupları da bir araya getirelim ve 12 tane grup bir araya gelerek, hatta bugün yeni bir grup daha katıldı, 13 diyelim. 13 grubu bir araya getirerek tüm emekliler eşgüdüm kurulunu oluşturduk ve ortak bir söylem geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda yaptığımız şey de bu. Yani evet, emeklileri bir araya getirmek, emeklilerin sorunlarını ortaklaştırmak, çözüm önerilerini sunmak, taleplerimizi kamuoyuna, hem kamu yönetimine hem kamuoyuna açıklamak. Bu konularla evet, ilgileniyorsunuz ve çok iyi yapıyorsunuz. Şimdi benim devamlı bütün konuşmalarımda söylediğim bir şey var. Yani dünya yaşamında belirli güzel bir sistemi oturtabilmek istiyorsak ve hep kötüler kazanıyor değil demeyip biz de kazanıyoruz eğer kendimizi iyi hissediyorsak diyeceksek, muhakkak örgütlenmek ve sivil toplum örgütlerinde yer almak gerekiyor. Ve bu siyasetten daha ön planda gitmeli. Çünkü burada herkesin esas değerleri olmalı. Yani emeklilerse emekliler, atıyorum çevreyse çevre, hayvanla hayvan veyahut işte çeşitli hastalıklar, hangi konuda emek vermek istiyorsanız muhakkak bu konuda örgütlenmek gerekiyor. Biz bunlarda maalesef ki eksik kalıyoruz halk olarak. Diyeceksiniz ki evet, şimdi mesela birçok örgütler ortada fakat mani olunuyor. İşte zamanında birçok şey olsa zaten bu mani olacak sistemi biz mani oluruz. Böyle bir sistem olmaz. Yani dolayısıyla halkın bilinçlenmesi, örgütlenmesi ve örgütlenirken de tarafsız olması çok önemli. Maalesef ülkeyi bütünün enerjisi, sinerjisi ne kadar fazlaysa sevgili İsmail Bey, bunu yok etmek için ülkeyi birkaç parçaya böldüler. En önemli iki parça sanki dinli dinsiz gibi. Dinsiz diye de bir şey yok, dinli diye de bir şey yok. Yani hepsi birbirine karışmış vaziyette. Dinli diyenin dinden anladığı yok. Atatürkçüyüm diyenin Atatürk ilkelerinden tam haberi yok. Yani ama bu sıfatlar altında öyle bir böldüler ki vatandaş olamıyoruz. Vatandaş hakkını isteyemiyor. Bir emekli bugün asgari ücretin altında değil mi? Yani emekliler için neler düşünüyorsunuz? Önce onu bir alayım. Evet, öncelikle biz emekli... Biraz daha öne gelirseniz sesiniz çok az çıkıyor. Biraz daha şöyle anlatmak gerekir. Önce emekli dediğimiz kişi kimdir? Emekliye nasıl bakılıyor bu ülkede? Genelde şöyle bakıyorlar, diyorlar ki oturduğu yerden maaş alan, işte hiçbir iş yapmadan devletin sırtında kambur olarak gözüken bir anlayışla bakılıyor. Oysa biz emekliyi şöyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki bu ülkede dün ne üretildiyse yapay olarak üretilen tüm şeylerin sahibi biziz. Biz ürettik onları. Ve emekliler çok güçlü bir şeydir. Niye? Deneyimlidir bir kere. Bilgi birikim bakımından yetkin haldedir ve deneyimlidir. Şu anda hangi mesleği düşünürseniz düşünün, emeklilerin o mesleğin en yetkin kişileri olduğunu görmemiz gerekir. Bilgi birikim gücü vardır, deneyimleri vardır. Onun için güçlüdür. İkinci gücü de biz aynı zamanda bir yurttaş olarak tüketiciyiz. Ve tüketici olduğumuz için de tüketimden gelen gücümüz var. Eğer biz bu tüketimden gelen gücümüzü kullanırsak bazı şeylerin düzelmesi noktasında etkin olabiliriz. Üçüncü ve en önemli gücümüz ise seçimlerde oy kullanarak taleplerimizi gündeme getirebiliriz. Bugün 13 milyon 400 bin emekli var. Bunlar eşleriyle beraber 26 milyon, 27 milyon yapıyor. Ve şu anda bu 27 milyon kendine, hakkına sahip çıkıp, kendi sorunlarına sahip çıkıp hesabını sorabilmiş olsa iktidar değiştirebilir, iktidara başka partiyi getirebilir. Ondan beğenmediği zaman onu değiştirir, başkasını getirir. Yani biz gücümüzün farkına varmamız gerekiyor. Ayrıca biz bedavadan maaş alan insanlar değiliz.
Zamanında biz emeğimizden çocuklarımızın haklarını prim olarak ödedik. SGK'ya dedik tabii, ki paralarımızı ödüyoruz. Sen de emekli olunca bize bu ödediğimiz primlerin karşılığında bir maaş ödeyeceksin. Ve bu anlaşmayı biz yaptık zamanında. Ve zor koşullarda primlerimizi ödedik. İşte SSK'lı olanlar, Bağkur'lu olanlar, emekli sandığına bağlı olanlar, çok çeşitli emeklilik biçimleri var. Ama bunlar primleri, mesela prim borcundan dolayı arabasını satıp Bağkur borcunu ödeyen insanlar var. Çocukların harçlıklarından kesip primini ödeyen insanlar var. Bu insanlar bu kadar zor koşullarda emekli oluyorlar ama emekli olduktan sonra insanca yaşayacakları bir ücrete sahip olamıyorlar. Onun için bizler sadaka istemiyoruz. Bizler bağış istemiyoruz. Bizler haybeden para istemiyoruz. Biz diyoruz ki daha önce ödediğimiz primlerin karşılığını bize ödeyin. Evet. Ve bunu yapan siyasal iktidarın eşit davranmadığını düşünüyoruz. Çünkü bu ülkenin zenginlikleri var. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri var. Herkese yetecek kadar var. Sorun bu zenginliklerin paylaşılması noktasında ortaya çıkıyor. Çünkü var olan zenginlikleri belirli kesimlere aktarıyor ve emeklileri, emeğiyle geçinenleri devre dışı bırakıyor. Bir örnekle açıklamak gerekirse, Diyanet İşleri Başkanlığı diyor ki bir kişinin diyor sadece karnını doyurması için yediği yemek bedeli olarak günlük 40 lira diyor. Fitre olarak istiyor. Diyor ki 40 liradır diyor bir insanın diyor sadece yemek gideri. 4 kişilik aile 160 lira yapıyor. Ve bu da toplamda baktığın zaman işte bir ayda 4800 lira civarında oluyor. Şimdi bir insanın sadece yiyeceği para bu kadar iken aynı devlet, aynı siyasal iktidar diyor ki asgari ücret diyor 4253 liradır diyor. Yani asgari ücret bile açlık sınırının altında kalmış durumda. Daha da vahimi, daha da acı olanı bir kişi asgari olarak 4253 lira almalıdır diyen devlet 2500 lira emekli maaşı veriyor. Ve 2500 liraya geçindi. Şimdi bu nereye koyacaksınız bu anlayışı? Yani sen kendin diyorsun 4253 liralık asgari ücret olur diyorsun ama 2500 liraya şey yapıyorsun. Şu anda emeklilerin durumu çok vahim. Çünkü niye? 4253 liranın altında olan yaklaşık olarak 8 milyon emekli var. 13 milyonun 8 milyonu 4253 liranın altında yani asgari ücretten az maaş alıyor. Ve bunun önemli bir bölümü de 2500 lira civarında maaş alıyor. Bu maaşla geçinmek mümkün değil. Bu maaşla geçinmek mümkün olmadığı gibi bunu bu anlayışı da mahkum etmek gerekiyor. Çünkü paramız var. Şimdi bizim bakanımız, Çalışma Bakanı diyor ki işte 25 milyar lira gerekir diyor. Bayram ikramiyeleri konusunda diyor emekliye versek diyor 25 milyar liralık diyor yük gelir diyor. Ama aynı hükümet, aynı siyasal iktidar sadece bu ay 85 milyar lira faize para vermiş. Sadece bu ay 11 milyar 700 milyon lira zengine bankada parası olana kur farkı olarak para ödüyor değil mi? Yani ama burada peki İsmail Bey bütün bunlar haklısınız. O kadar çok şey sayabiliriz ki yani ben bunlara hakikaten çok kızıyorum. Çünkü
emekliler diyoruz. Mesela dünyayı gezdiğiniz zaman veya Türkiye'ye gelen turistlere baktığınız zaman, her ne kadar şimdi koronadan ötürü daha azsa, bir de ülkeyi Araplar bastıysa, onun dışında diğer ülkelerin turistlerine baktığınız zaman Almanya'dan, İtalya'dan, İngiltere'den gelen emekliler geliyor. Yani artık insanlar işini gücünü yaptıktan sonra dünyayı geziyor ki buna hakkı var. İstediği şey, hobisiyle ilgilenmeye hakkı var. Ailesini alıp bir güzel otele gidip tatil yapmaya hakkı var. Bunları yapmak zorunda. Ve biz bunları yapamayacak bir ülke değiliz. Biz sadece devamlı yanlış yönetilen, yanlış şeyler uygulayan ve ekonomi, yani siyaset makyajıyla yaşayan bir ülkeyiz. Ama en önemli benim kızdığım gene bu siyasiler değil. Halka kızıyorum ben, halka. Yani halk kendi değerini bilmiyor. Nasıl kişi kendi değerini bilmiyor? İnsan kendi değerini, kendi içindeki gücü bir hissetse aslında neler yapacak? Onu bir yana bırakın. Hep birlikte olup o birlik olmanın bilinciyle bir şey yapsak ki, bunu yapan sadece Mustafa Kemal Atatürk'tü. Herkesi bir araya getirip o birlikle vatanı yeniden kurtarabilen, o halde bile kurtarabilen ve birçok fabrikaları açabilen, köy enstitülerini kurabilen, eğitime önem veren, şimdi bütün bunlarla birlikte sen siyasete dur diyebileceksin. Dur, hayır yapamazsın. İşte bunu da sivil toplum örgütleri yapacak. Evet. Yani tabii ne yapıyorsa, kim nasıl yönetiliyorsa bunu hak ediyordur diye düşünüyorum. Çünkü bir yerde yanlış yapıyoruz. Ya hiçbir şey yapmıyoruz, oturduğumuz yerden şikayet ediyoruz. Veyahut tamamen şey olarak bakıyoruz olaya. Bakın eskiden bir şey çok severim ben. Yani küme yasası vardır şu şekilde. Mesela çeşitli kümeler vardır. Biz şimdi kümeleniyoruz. Atıyorum AKP'li veya işte muhalifler. Böyle bir küme deyin ki var, olabilir. Ama mesela şöyle, elma diyelim. Elma, kırmızı elma meyve olarak elma kümesindedir. Ama yeşil elmaysa meyve olarak elma kümesinde, ama renk olarak yeşil kümesindedir. Hepimiz bu şekilde olmalıyız. Hepimiz, atıyorum bir CHP'li de olsak, siyasetten bahsettiğim için diyorum, AKP'li de olsak, bambaşka konularda bambaşka düşünüyor olabiliriz. Birimiz Galatasaray'ı tutarken birimiz Fenerbahçe'yi tutup, ama aynı zamanda birimiz hayvanları çok sevip birimiz çevreye daha önem veriyor olabiliriz. Hepimiz aynı kümeye giremeyiz. O zaman seni yönetirler, bir koyun gibi yönetiyorlar. Yani ben artık bunları demek istemiyorum ama senelerce dedim İsmail Bey. Senelerce broşürler bastırdım, gezdirdim. O tohum yasası çıkarken bile kendim broşür bastırıp her yerde dağıtmaya çalıştım. Yani bakın nelere karşı kalmalıyız. Bizim gibi düşünen bile, belki şimdi şikayet eden bile kimse ilgilenmedi. Yani bunlara zamanında ilgileneceksin. Bir de en önemlisi, bir siyasetçi, bir ya herhangi bir yerin müdürünü bile gören hemen önüne ilikleyip eğiliyor. Ya bir dik durun ya kardeşim, bir dik durun. Patron sensin. Bütün bu ülkenin gelirini, emeğini, işte primini, her şeyi veren sensin. Ve sen senin için çalışacakları seçiyorsun oraya. Beğenmezsen de gönderebilirsin. Nasıl bir bakkala bir çırak alırsan, gönderiyorsan, bunu daha çok göndereceksin. Tüm ülke batınca senin bakkal da batacak. Yani bunları idrak edecek bir vatandaşlık dersi gerekiyor. Onlar da yine siyasal iktidarların eğitime vurdukları darbe üzerine bu şeyler gerçekleşiyor. Şu anda ülkemizde eğitim konusunda ciddi sıkıntılar var. Öğretmen yetiştirme sıkıntılar var. Okuma yazma konusunda ciddi sıkıntılar var. Şu anda ortalama olarak 7 yıl bir insana, yani Türkiye'deki eğitim öğretim şeyi 7 yıl. Ben 16 yıl okuduğuma göre düşünün. Yani 7 yıl ortalama çok az. Çok. Hele hele Cumhuriyet'in o kazanımları, ilk zamandaki atılımları düşünüldüğünde bugün geldiğimiz nokta üzüntü verici nokta. Burada demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarına da önemli görev düşüyor. Ayrıca ben demokratik kitle örgütlerini şöyle değerlendiriyorum. Mesela bugün en gelişmiş Batı ülkesi olarak gördüğümüz
demokrasisi en fazla gelişmiş işte İsveç, İsviçre, Danimarka gibi Anglo-Sakson ülkeler örnek veriyoruz. Buralarda nüfusun 4 katı, 5 katı demokratik kitle örgütlerinin üye sayıları var. Aynen. Demek ki oradaki vatandaş 4-5 tane ayrı demokratik kitle örgütünde aktif görev yapıyor. Ben onu hep şöyle anlatıyorum. Diyorum ki ben İsmail Kutluoğlu olarak bir siyasi partinin üyesiyim. Bu partide o arkadaşlarımla, partideki kişilerle beraber aidiyetim orada. Ama ben aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği'nde üyeyim. Ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nde olan arkadaşım diyor ki İsmail Kutluoğlu diyor CHP'li ama Atatürkçü diyor ve kendisine bir değme noktası buluyor. Öteki taraftan işte Çağdaş Yaşam'da üyeyim, Samsun Spor'da üyeyim, Köy Derneği'nde üyeyim ve herkes şöyle diyor, şöyle diyor. Evet diyor İsmail Kutluoğlu diyor şöyledir ama sonuçta diyor bizim derneğimizin üyesidir diyor. Veya işte temadaki benim arkadaşlar... Benim demin bahsettiğim küme yasası bu. Yani çeşitli kümelerde olabilirsin. Çeşitli kümelerde olduğum için zaten o insanlarla bir değme noktası bulunuyor. Ayrıca ben bir demokratik kitle örgütünde, bir sendikada aldığım bilgiyi, birikimi diğer demokratik örgüte taşıyorum. Diğer örgüte de taşıdığım için genel anlamda toplumun yükselmesine katkı sunuyoruz. Evet. Çünkü ADD'de almış olduğum Atatürkçü düşüncenin hakim olması düşüncesini ben bunu işte bir Samsun Spor Derneği'nde de değerlendiriyorum. İşte bir lise derneğinde de dillendirdiğim zaman daha geniş kitlelere ulaştırmış oluyorum. Onun için örgütlenmemiz gerekiyor. Ve ne yazık ki şu anda emekliler örgütlü değil. Gerçek anlamda örgütlü değil. Çünkü var olan sendikalara bir baktığımız zaman üye sayıları 50-60 bini bulmuyor. Toplamının üye sayısı 50-60 bini bulmuyor. Bu da 13 milyon 400 bin emeklinin olduğu bir yerde çok çok üzücü, çok çok az bir rakam. Ha tabii bunun çeşitli nedenleri var. Bu nedenlerden bir tanesi siyasal iktidarın olaya bakış açısı. Yani kurulan her sendikayı kapatıyor ve kapattığı her sendika bir güç kaybına neden oluyor. Motivasyonu azalıyor. Buna da bir çözüm bulmak gerekir. Bizler biliyorsunuz 90 yılında ilk memur sendikacılığı oldu. 12 Eylül'de kapatılmıştı bütün sendikalar, dernekler. 12 Eylül'den sonra 12 Eylül Anayasası'nda rahmetli Alparslan Işıklı anayasada sendika kurulamaz diye bir madde yok. O zaman kurulabilir dedi. Ve bunu söylemesi üzerine abilerimiz, ablalarımız bir araya geldiler ve eğitim işi kurdular 1990 Mayıs'ında. Ve bunun kuruluş hikayesi aslında Türkiye'deki demokrasi şeyini de çok ilginçtir. Sendikalar valiliğe dilekçe verildiği zaman kurulur, kapatılması ise mahkeme kararıyla olur. Valiliğe başvuru yapmaya gittiler, valilik kabul etmedi. Sendika kuramaz dedi, işgüzarlık yaptı, kabul etmedi. Ve bunun üzerine iadeli taahhütlü olarak gönderelim diye postaneye gittiler. Ama valilik postaneye şey göndermiş, genelge göndermiş, eğitim işin dosyasını almayın diye. Niyazi Altunya hocamız o dönemde bu işi arkadaşıyla beraber dosyaları, kurucu dosyasını vermeye uğraşıyor. Ankara'daki bütün postaneleri dolaşıyorlar. Hiçbiri kabul etmiyor. En sonunda kıyıda köşede kalmış bir postanedeki memuru hiç göreve bakmadan alıyor. Kaşeyi vuruyor ve dosyayı alıyor. Tabii dosyayı iadeli taahhütlü olarak aldığı için valilikte aldım diye imzalıyor ve böylece eğitim iş kurulmuş oluyor. 90'daki bu yaşanan sıkıntılardan sonra geldik 2022 yılına ve 2022 yılında
Emekliler sendika kurar kuramaz tartışmasını yapıyoruz. Bunu yaşıyoruz. Yani ülkemizin geldiği demokrasi 90'daki sıkıntılardan daha kötü Evet, durumdayız. Yani tabii ki. Demek ki halkın bilinci giderek aşağıya düşüyor. Yani o da neden oluyor. Evet. Yani eğitimli kişilerin hakikaten bütün bunlara inmeyi, ben hep olayın kök sorununa bakarım. Yani nereden bunu düzeltmemiz gerekiyor? Çünkü kökte bir bozukluk varsa sen dallarla istediğin kadar uğraş bir şey olmuyor. Kökü düzeltmen gerekiyor. Bir kere eğitim çok önemli ama eğitim, maalesef eğitim almayan, şimdi ben bir müddet evde oturdum. Evde oturduğumda televizyonlara şöyle bir baktım, çeşitli programlar var. İşte bu Müge Anlı'nın, şunun, bunun, yani halkın katıldığı, kimi kimi öldürmüş, babasını öldürmüş, anasını öldürmüş, öbürü oraya kaçmış, 9 kişiyle o evlenmiş, 17 kişi. Hepsi de aşırı dindar görünen, eğer din, eğer kapalılık falan bir sembolse bu şekilde insanlar. Ve bunların hepsinin, İsmail Beyciğim, hiçbirinin okuma yazması yok ve hepsinin en az 7-8 çocuğu var. Şimdi dolayısıyla cehalet gittikçe arttıkça, sen bunu yani siyaset yapmak için böyle işte öyle yapın böyle yapın demek de olmuyor. Gerçekleri görmemiz gerekiyor. Mesela benim bütün sülalemde kadın erkek herkes üniversite mezunudur. Herkes en fazla 2 çocuk doğurmuştur. Hayatı boyunca kadın erkek, karı koca herkes çalışmıştır. Allah'a şükür yetecek bir para kazanmışızdır ama üçüncü çocuğa para yetmez, eğitimine yetişemem, sporuna, müziğine, sanatına yetişemem diye üçüncüden bir çekinmişizdir. Yani halkın bilinçlenmesi gerekiyor. Halkın karşısında siyasetin dik durabilmesi, ne istediğini bilmesi. Bizim zamanımızda vatandaşlık dersi vardı. Sanırım şimdi yok. Biz ocu bucu, yok mümin, yok bilmem ne değil. Ümmet miydi? Mümin diyorum. Ümmet falan olmayı değil. Biz vatandaş olmayı öğrenmeliyiz. Vatandaşın hakkını öğrenmeliyiz. Hakkımızı aramalıyız. Yani bizde bir kurban zihniyeti. Ay biri bana bir şey versin. Hayır kardeşim sen alacaksın. Yaratılış böyle. Doğaya bakıyorum İsmail Bey. Güçlü yaşıyor. Hayvanlara falan bakın. Güçlü yaşıyor. Doğa bize her zaman yaratılışın bir örneğidir. Ve sen güçlü olmak zorundasın. Güçlü olmak kötü olmak değildir. Tam tersi. Güçlü olmak bu dünya nedir? Nasıl çalışacağız? Kimi sadece dua ederek bir şey yapacağını zannediyor. Kimi sadece içki içerek bir yerde geziyor falan. Hayır kardeşim, eğitimini alacaksın. Ben ne yapabilirim? Bir de herkesin bir becerisi var. O beceriyi göreceksin ve siyasete de dur diyeceksin. Ben bir müddet İngiltere'de yaşadıydım. En zengininden en fakirine herkes bir sivil toplum kuruluşunda. Ve sabahtan akşama deli gibi çalışıyor. Çalışıyor. Yolda, sokakta çalışıyor. Biz de en yakınların bile bir şey söylüyorsun. İşte şöyle bir şey var. Gel gidelim. Bu böyle bir şey yapalım. Ay ben pazar pazar çıkamam. Şimdi işim var. Bir keresinde bir arkadaşıma çok kızdım. Ya dedim ben doğarken üstümde pazar çıkabilir mi yazıyordu. Ben nasıl çıkıyorum? Hepiniz çıkın yani. Benim şu an 4 torunum var. Birçok benim yaşımdakiler evde oturuyor. Ama ben her dakika bir yerde birileri için çalışıyorum. Yani bunu yapmak lazım diye de düşünüyorum. Tabii ki yapmak. Yalnız bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde kapitalizm bizim düşünme biçimimizi de ele geçirmiş durumda. Yani Marx'ın dediği gibi ekonomiye sahip olanlar beyinlere de sahip olurlar diyor. Eğer aklını işletmiyorsa, biraz... halk aklını işletmiyorsa sahip oluyor. Allah hepimize akıl vermiş, özürlüleri bir yana koyuyorum, onlara da bakmak zorundayız. Ama aklını işletmezsen o duruma düşüyorsun. Bunu işletebilmesi için de bireyci toplum özellikle 24 Ocak kararlarıyla birlikte Özal'ın bu ülkeye getirdiği bireyci kendini kurtar mantığı üzerinden yürüdüğü için toplumsal olaylara, toplumsal sorunlara dikkat etmiyor. Mesela şimdi bir şey yaptığımız zaman hep şu soruyla karşılaşmışımdır. Ya işte sen niye uğraşıyorsun? Senin durumun iyi. Yani niye uğraşıyorsun bu işlerle diyorlar bana. Evet. Ya ben de diyorum ki benim durumumun iyi olması, toplumda mutlu olduğum ya da şey olduğum, ben kendimi kurtarmakla birlikte kurtulmuyorum. Söz gelimi benim maaşım 100 bin lira olsa aylık kurtulmayacağım. Niye kurtulmayacağım? Çünkü eğer sağlık sorunu
sağlık politikası kötüyse, yanlışsa ve gittiğimde kaliteli bir sağlık hizmeti alamıyorsam benim paramın olması bir anlam ifade etmiyor. Ya da işte diyelim ki ulaşım sorunları çözülememişse ben gidip de her türlü canımın istediği bir yere tatile gidemiyorsam paramın olması bir sorunu çözmüyor. Yani veya işte ben aynı sokakta yaşıyorum, ben küfür etmiyorum ama birisi küfür ediyorsa yanımdaki, veya ben sokağa tükürmüyorum ama yanından geçen birisi tükürüyorsa ben orada mutlu olamam, ben orada rahat olamam. O zaman benim sadece kurtulmam değil, toplumun belirli bir noktada hep beraber bir noktaya gelmesi gerekir. Aynen. Çünkü başka türlü bizim kurtuluşumuz yok. Bunu anlamamız gerekiyor. Geçen bu pandemi dolayısıyla köye gitmiştim. Köyde meyve fidanları diktim. Meyve fidanlarını niye dikiyorsun? Biraz öyle ses gelmiyor. Bu kadar fazla meyve fidanını niye dikiyorsun? Ya sana bir tane meyve fidanı yeter falan, niye bu kadar diktin falan deyince dedim ki ben bunu kendim için dikmiyorum. Kuşlar için dikiyorum. Harika. Kuşların da orada o doğadan alacakları bir şeyler olması gerekiyor. Yani ben sadece kendimi düşünemem. O kuşları da düşünmek zorundayım. Doğayı da düşünmek zorundayım. Yani olaylara bütüncül bakmak gerekiyor. Çok önemli. Ve bütüncül bakmaya geldiği zaman sıra siyasal iktidarın uygulamalarının da emekten yana, halktan yana olmadığını, zenginden ve kapitalistten yana olduğunu görüyoruz. Özellikle dışarıdan dayatılan projelerle, programlarla ülkemiz yönetilmeye çalışılıyor. Oysa Cumhuriyet'in ciddi bir atılımı vardı. Cumhuriyet'in kurumları vardı. Bu kurumların hepsi dejenere edildi. Ve dejenere edildiği için de bugün sıkıntı yaşıyoruz. Mesela eskiden bizim devlet planlama örgütümüz vardı. Ve devlet planlama örgütü 5 yıllık, 10 yıllık, işte 50 yıllık planlama yapardı. Ve bu planlama üzerine siyasal iktidar gerekli olanları yapardı. Ve bu devlet planlama örgütünü kaldırdıktan sonra ve tek adam rejimi geldikten sonra akşam gece rüyasında gördüğü şeyi sabah uygulamaya koyabiliyor. Ve böylece de gecekondu üniversiteler ortaya çıkıyor. Gecekondu eğitim düzeni ortaya çıkıyor. Bakın bu iktidarın yaptığı önemli yanlışlardan birisi ilk iktidara geldiklerinde liseyi 4 yıla çıkardılar. Ve hep insanlara eğitimi artırıyoruz, kaliteyi getiriyoruz dediler. Oysa ben 1,5 yıl o plansız 11. sınıfların gelmesi döneminde 1,5 yıl kitapsız derse girdik. Yani müfredatı kendim oluşturup da ders anlattım. 1,5 yıl. Çünkü ama hazırlıksız yapıldı. Sizin gibi kaç hoca var? Herkes çocuğunu özel okula gönderecek mi? Şimdi bende 4 torun var. Bunlar özel okula gitmesine rağmen devamlı eğitim koçları tuttuk eve. Çünkü eğitim o kadar yetersiz ki. Yani bunlar ve maalesef çok üzülerek söylüyorum, benim torunlar da dahil, gençlerin hepsi yurt dışına gitmek istiyor. Hiçbirinin burada bir hayali yok. Hepsi oradan yerler ayarlıyorlar ve oraya göre bir eğitim alıyorlar. Yani 4 yıla, liseleri 4 yıla çıkardıklarında tek bir gerekçeleri vardı. Tek bir gerekçeleri. O da işsizliği azaltmak. Çünkü bir yıl daha bütün o öğrenciler öğrenciyim diyorlardı. İşsizim demiyorlardı, öğrenciyim diyorlardı. Ve 4 yıla çıkardığı zaman işsizlik oranı biraz düştü. Vatandaş dedi ki tamam, bu iktidar iyi, işsizliği düşürmeye başladı. Ama 4 yıl sonra tuttular, dediler ki biz üniversite açıyoruz. Ve profesörü olmayan, doçenti olmayan üniversiteler açıldı. Maalesef. 280'e üniversite var şu anda ülkemizde. Her köşe başında bir gecekondu üniversite kuruldu. Herkesi üniversiteye alındı. Herkes üniversiteye alındığı için işsiz değiliz diyor onlar. Biz öğrenciyiz diyor. İşte üniversiteye hazırlanıyorum diyor. Üniversiteyi bitirdim. İşte
şunu yapıyorum falan diyor. Hep işsizlik ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Peki bu plansız, programsız yapılan üniversitelerin bir başka eksiği de şu oldu. Sanayide çalışacak işçi kalmadı. Çünkü o çocuklar sadece üniversite okudukları için artık çıraklık yapma yaşları da geçti. Eğitilme yaşları da geçti bu anlamıyla. Ve sanayi çırak bulamaz hale geldi. Sanayinin çırak bulamaması döneminde de sorunu çözmek için Türkiye'deki eğitim sistemini planlamak yerine Avrupa'nın teklifi kabul edildi. Avrupa dedi ki göçmenleri alın, ucuz iş gücü olarak sanayide çalın. Ve Avrupa'dan aldıkları parayı da ihtiyaç olarak gördüler ve göçmen kapısını açtılar. İşte bugün yaşadığımız göçmen sorunu aslında o eğitimdeki yanlış politikanın ülkemize yansıması. Bu sadece eğitim anlamında değil, sağlık alanında da böyle. Mesela sağlık alanında da ciddi sıkıntılar var. Mesela bir emekli sağlık kurumuna gittiği zaman bir sürü kesinti yapılıyor. 3 lira bir yere, 5 lira bir yere, ama ay sonunda bir baktığında emekli yaşlı olduğu için sağlık gideri fazla. Ve bu 3 lira 5 liraların toplamı ciddi bir yükün tutuyor. Oysa biz emeklilerin bu sağlık giderlerinin karşılanmasını talep ediyoruz. Bedelsiz olarak bunu istiyoruz. Çünkü biz ödedik zamanında primimizi. Bu da yine siyasal iktidarın bakış açısıyla ilintili bir şey. Biliyorsunuz Cumhuriyet'in sağlık politikası koruyucu hekimlik üzerine idi. Köylerimizde sağlık ocakları vardı. Belki eksikleri vardı, ebesi yoktu, hemşiresi yoktu, şuydu buydu ama vardı. Ve bu köydeki sağlık ocakları biz hasta olmayalım diye uğraşıyordu. En önemlisi aşılarımızı... odur biliyor musunuz? Hasta olduktan sonra her şey çok geç kalıyor. Koruyucu hekimlik en önem verdiğim şey benim de. Koruyucu hekimlik yerine siyasal iktidar dedi ki ben dedi tedavi edici hekimliğe geçeceğim dedi. Sen dedi hasta ol, ben seni en güzel hastanelerde en iyi doktorlarla tedavi ettireceğim dedi. Çünkü ve bir parantez içinde bir şey söyleyeceğim. Çünkü esas para orada. Orada müthiş, Allah korusun, kanser olmaktan kurtulmak bir yana, kanser olduktan sonra insanların harcadığı, harcanan para müthiş. Ve onun gibi bütün hastalıklar. Zaten şimdi binalar çok güzel. Hastane odaları çok güzel. İşte temiz yataklar, banyosu, tuvaleti, her türlü şeyi tertemiz. Çok güzel. Zaten zehri hiçbir zaman teneke kapta sunmazlar. Aynen. Zehri hep kapta sunarlar ki rahat içebilelim diye. Bize de hastane binalarını sağlık sisteminin içinde reklam aracı olarak kullanmaya başladılar. Ve insanlara diyorlar ki biz hastanelerimiz gelişti. Tek yataklı odalarda biz rahat bir şekilde tedavi oluyoruz. Ama senin devletindeki paranın oraya aktarılması ciddi bir miktar. Yine bizlerin emekliler olarak ciddi bir sağlık gideri oluyor. Yine bu sağlık politikalarında mesela şehir hastaneleri dönemine geçildi. Eskiden her semtte bir sağlık ocağı, bir küçük hastane vardı ve vatandaş evinden kalkıp hastaneye gidebiliyordu. Şimdi şehir hastanelerine gitmek için 2-3 araç değiştirmek zorunda kalanlar var. Ve onlar hep gider olarak vatandaşın cebinden çıkıyor. Yani vatandaş bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Özellikle de sabit gelirli emekliler, asgari ücretliler burada ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. Yani sağlık konusunda ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. Sadece sağlık alanında da değil. Yani emeklinin, mesela emekliler arasında ayrım yapılıyor. Söz gelimi 2000'den önce emekli olan, 2000 ile 2008 arasında emekli olan ve 2008'den sonra emekli olan 3 kişiyi düşünelim. Bu 3 kişi aynı işte çalışmışlar, aynı primi vermişler, aynı gün sayısı,
aynı. Her şey aynı. Ama üçünün aldığı maaş farklı. Üçünün aldığı maaş farklı. Bu ciddi bir haksızlık ve adaletsizlik yaratmakta. Bunun için de intibak yasasının bir an önce çıkarılması ve bizim talebimiz şu. Diyoruz ki biz emekli dediğimiz kişi kim olursa olsun herkesin bir yaşam standardı var. Yani sen de peynir ekmek yiyorsun, ben de peynir ekmek yiyorum. Sen de elektrik, su, doğal gaz kullanıyorsun, ben de. O zaman bizim bir ortak alt tabanımız olmalı. Mesela asgari ücret, herkes, bütün emekliler en az asgari ücret kadar bir maaş almalı. Ondan sonra primine, çalışma süresine, gününe yatırdığı şeye göre yükselecekse yükselsin. Ama en azı bir asgari ücret üzerinde. Tabii ki bu asgari ücret de açlık sınırının üzerinde olmalı. Şu anda açlık sınırı 5000 lira civarında. Maalesef. Yani Birleşik Kamu İş'in kamuar araştırmasına göre, Türk İş'in araştırmasına göre, İSK'in araştırmalarına göre baktığımızda en düşüğü 5000 lira civarında. Bunun üzerinde aslında daha da fazla. O zaman bizim asgari ücretimizde, emekli maaşımızda en azından bu asgari ücret düzeyinde olmalı ve asgari ücrette açlık sınırının üzerine çıkarılmalı. Bunu talep ediyoruz. Ve biz bunları rahatlıkla yapabilecek bir coğrafyaya, bir ülkeye, bir yapıya sahibiz. Sadece halkımız uyuşturuldu ve uyutuldu. Yani hakikaten şu parça parça bölündük ya, işte demin nasıl hani bir holistik bakış açısından, bütünsel bakış açısından bahsettik. O bütünselliği yakalayamadığımız takdirde biz bir ve birlik olduğumuzda ve olayları doğru yorum, yani aklımızı işletebildiğimizde bu ülkede bunu çok çabuk çözebiliriz. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bayram ikramiyesini vermiyoruz dediler değil mi? Gene 1100 lira dediler yanılmıyorsam. Bayram ikramiyesi emeklilere. Şöyle, orada şöyle bakan işte bayram ikramiyesi gündemimizde değil dedi. Değil dedi. Bugün... Tabii bakan sormak lazım. Çalışma Bakanı olarak emeklilerin bayram ikramiyesi sizin gündeminizde değilse acaba sizin gündeminiz ne? Siz neyle uğraşıyorsunuz? Zenginlerle mi uğraşıyorsunuz? Ben size demin bir siyasi makyajdan bahsettim ya. Ben diyorum ki hani tek kişi var ya. Şimdi o da bugün dedi evet. Ki evet onlar ne diyorsa o dedi. Bugün dinledim haberleri ama inanın bir müddet sonra ufak da olsa bir şey yapıp ben yaptım diye ön plana geçip bir şey yapmak. Yani bu gol atma, hani futbolla ilgileniyordu ya belki bir ara. Onun için gol atmaya bayılıyor. Yani bir gol atacak. Ben izliyorum bakalım ne olacak. Şöyle bir şey yapıyorum. Ölümü gösterip sıtmaya razı edecek. Aynen öyle. Yani... Ama millet de buna kanıyor. Yapacak bir şey yok. Malzeme bu. Yani bizim malzeme bu. Bu malzemeyle biz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ve vazgeçmeyeceğiz de. Yapacağız inşallah. Ama hepimizin bir kişi bile olsa bir şey anlatabilmemiz gerekiyor bir yerlerde. Ve insanların da şu dizileri mizileri onları bunları seyretmek yerine biraz oturup ne oluyor? Ne yapabilirim? Biraz kitap okumak en önem verdiğim şey. Kitap okumak. Aklını işletmeye başlamak. O belirli takıntılardan kurtulmak. O duygusal fanatikliklerden kurtulmak. Ve kendisi için, evlatları için, çocukları için bir şeyler yapabilmek çok önemli. Evet, özellikle tabii burada farkındalık yaratmak gerekiyor. Onun için de biz emekliler eşgüdüm kurulu olarak bu farkındalığı yaratma çabası içindeyiz. Harika. Özellikle diyoruz ki biz böyle şey yapıyoruz, biz bunu talep ediyoruz. Ya siz diyoruz insanlara. İnsanlar da biz de talep ediyoruz demeye başladılar. Şükür. Ve ortak olmaya başladı. Bu sevindirici bir olay. Mutlaka halkımız belirli bir zaman süreci içinde gereken tepkiyi gösterecektir. Özellikle bu Mayıs ayı içinde
Ben buradan Sayın Bakanımıza da Sayın Cumhurbaşkanına da sesleniyorum. Eğer bu bayram ikramiyeleri konusunda gerekli adımları atmazlarsa Mayıs ayı içinde, yani bayramdan sonra onlara güzel bir sürpriz hazırlıyoruz. Bunu harika. Da dikkate alsınlar diyoruz. Hele hele sandıkta önümüze gelecek, o sandıkta da bugün yaptığımız, yaşadıklarımızı unutmayacağız, hatırlayacağız ve aynı zamanda da hatırlatacağız. Hani bir söz vardır, atalarımız güzel olarak bunu söylerler. Kurt bu kışı öyle ya da böyle atlatır ama yediği ayazı unutmaz derler. Biz de bu kışı bir şekilde atlatacağız ama bu ayazı unutmayacağız. Unutmalarını da, yani unutmalarına da izin vermeyeceğiz. Çünkü bu ülkenin bir sürü zenginlikleri var. 128 milyar doların nereye gittiğini bilmiyoruz. Oysa gitmediğimiz havaalanlarına, gitmediğimiz otoyollara para ödüyoruz. İşte bir Zafer Havaalanı olayı var, biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Altın rezalet. Uçak yolcusu inmiş oraya. 45 bin yolcu garantisi verilmiş. Ve bu 45 bin yolcu garantisi tamamlanamadığı için bizim paramız, yani emeklilerin, emekçilerin, halkımızın, kendi esnafımızın, dar gelirli yurttaşın parası zengin bir iş adamına ya da çeşitli kuruluşlara aktarılmakta. Bunu görmemiz gerekiyor artık. Bu düzene, bu harami düzene dur dememiz gerekiyor. Aynen. Biz hep şunu söylüyoruz. Tavşan korktuğu için kaçmaz. Kaçtığı için korkar. Biz kaçmayacağız. Onun için de korkmayacağız. Ve doğru bildiğimiz şeyleri net bir şekilde söyleyeceğiz. Halkımız da bu doğru söylediklerimizde mutlaka bizimle birlikte olacaktır. Çünkü biz kimsenin parasını istemiyoruz. Kimsenin yolsuzluk, hırsızlık yapsın demiyoruz. Biz kendi hakkımızı çocuklarımıza, torunlarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz. Sadece bunun güzel, için bir... hepimiz onu istiyoruz. Evet, torunlarımıza, çocuklarımıza bir gelecek bırakmak istiyoruz. Aynı zamanda yaşamak istiyoruz İsmail Bey. Yani güzel güzel şu Avrupalı gibi gezerek, otellerde kalarak, tatil yaparak, hobilerimizle ilgilenerek, restoranda her hafta bir gün bir restoranda yemek yiyebilmeli bir emekli eşiyle birlikte, çocuklarıyla birlikte, torunlarını bir yere götürüp keyif alabilmeli. Bu hepimizin hakkı. Ama bunu idrak edebilmemiz çok çok önemli. Ben bu, şimdi bizim bu videoda Gerçeği Yakala YouTube kanalına girecek, oradan izleniyor. Ben orada kendim bir konuşma yapmıştım. Dünyayı bu hale getirenler, sahtekarlar, tamahkarlar ve aptallar grubu. Bu üç grup. Bu üç grubu tek tek incelemiştim. Yani sahtekarlar vazifeli olarak zaten geliyor, belki dünyaya bile öyle gelmiş. Tamahkarlar, işte dediğiniz o iş adamları, sesini çıkarmıyor, ne olursa çünkü para gelecek. Büyük bir para geliyor. Bir de zavallı büyük bir kesim var, aptallar grubu. Bunları duygusallıklarla, bilmem nelerle, bir şeylerle ikna ediyorlar. Şimdi vaktimiz doluyor. Bir 5 dakikamız kaldı. Siz emeklilere ve herkesin bir gün gelip emekli olacak, bütün bizi dinleyecek olanlara ne öneriyorsunuz? Neler yapılmalı? Yani ille şu dönem için değil, güzel yaşamayı, hak ettiğimiz yaşamı yaşayabilmek için ne yapmalıyız? Ya, bir kere örgütlenmek gerekiyor. Örgütlenme olmadan başarılı olma şansı yok. Örgütlü 3 kişi tek tek yaşayan 100 kişiden daha güçlüdür, daha sağlıklıdır, daha bilinçlidir. Bir şiir vardı, şu anda yanılmıyorsam Atal Behramoğlu'nundu. Diyor ki, adamın birisi düşündü, ben bir kişiyim, tek kişiyim, ne yapabilirim? İkinci kişi de düşündü, ben tek kişiyim, ne yapabilirim? Üçüncü de, dördüncü de, yüzüncü de, hepsi
Ben tek kişiyim, ne yapabilirim diye düşündü. O arada 3 kişi bir araya geldiler ve o 100 kişiyi istedikleri şekilde yönettiler, yönlendirdiler. Harika. Şimdi örgütlü cehalet iktidarda. Aynen. Örgütlü iktidarda için, örgütlü cehaleti yenebilmek, def edebilmek için örgütlü aydınlık bir yapının ortaya çıkması gerekiyor. En azından iki konuda ortaklaşmamız, uzlaşmamız gerekiyor. Birincisi değerler sisteminde ortaklaşmamız gerekiyor. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti değerlerini benimseyerek en azından asgari olarak bunlarda bir araya gelerek insanca yaşayabileceğimiz bir ücret talep ederek bir ortak değerlerde buluşmamız gerekiyor. Çünkü bu haramiler ve sömürücüler kendi değerlerinde ortaklaşmışlar. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlar. Gerektiğinde yasalarını çıkarıyorlar. Gerektiğinde uygulamalarını yapıyorlar ve amaçlarına ulaşıyorlar. Biz de değerler konusunda ortaklaşmalıyız. Ve bu kısa vadede ise bir aday konusunda ortaklaşmamız gerekiyor. Başkan adayı konusunda ortaklaşmamız gerekiyor. Çünkü bu sistemin yürütücüsü şu anda bulunan Cumhurbaşkanı ve onun anlayışı. 20 yıldır bu ülkeyi tek adam rejimiyle yönetiyor ve zenginden yana sürekli bizim Robin Hood'umuz olması gerekirken bizimki, biliyorsunuz, gerçek Robin Hood zenginden alıp fakire dağıtıyordu. Bizim Robin Hood da fakirden, yoksuldan alıp zengine ve yandaşa dağıtıyor. Onun için biz bu şeyden kurtulmamız gerekiyor. Çünkü başka türlü bu ülkenin düze çıkma şansı yok kısa vadede. Onun için bir başkan da bunu değiştirecek, parlamenter sisteme geçecek bir başkan da uzlaşmamız gerekiyor. Bir de değerler sisteminde uzlaşmamız gerekiyor. Yani siyasetçimiz nasıl olmalı, insanımız nasıl olmalı, bu hırsızlık, yolsuzluk ve talan düzeninde hesap sorulmalı. Bir daha hiç kimse bunları yapmaya cesaret edememeli. Bu da ancak bizlerin o değerlerde ortaklaşması, yani hak, hukuk, adalet konusunda artık bir arada durmak zorundayız. Aynen. Belki isimlerimiz farklı olabilir ama soyadlarımız aynı olmalı. Demokrasiden, insan haklarından ve insanca bir yaşamdan yana durmalıyız. Bu değerleri ön plana çıkarmalıyız. Bu değerleri ortaya çıkarırsak da ona uygun kadroları, ona uygun yaşam biçimini de uygulayabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Bu hemen ekibim tarafından alınacak ve YouTube'a konacak. Ben size de gönderirim. Sevgili bizi izleyen ve şu an izlemeyen birçok kişi de o zaman oradan izleyecek. İnşallah bir an önce, ilk önce kendi değerimizi fark edebiliriz. Bir insanlar şu an kendine uyanamadı. Benim esas ilgi alanım odur. Ondan sonra da bu dünyada olduğumuzu fark edip dünyanın sistemini kavrayıp bu sistemi kötülere bırakmayacak kadar ortada olup örgütlenebiliriz diye düşünüyorum. Sizler gibi kişiler oldukça bu olacak. Yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Merci.